Tripolis Antik Kenti, Menderes Nehri kıyısında yamaç üzerine kurulmuştur. Batıya ve kuzeye açılan vadilerle Ege'ye, güneydoğusundaki Çürüksu Ovası ve vadileri ile İç Anadolu ve Akdeniz'e ulaşımı bulunan antik kentlerden birisidir. Tripolis Antik Kenti'nin ana caddelerinden biri olan Hierapolis Caddesi, doğu-batı yönlü sütunla caddeyi kuzey-güney yönünde dik kesmektedir. Sütunlu Cadde ile birlikte Erken Roma döneminde inşa edilen cadde, karşılıklı birbirini kesen cadde ve sokaklardan oluşan ızgara tipli şehir planına uygun olarak yapılmıştır. 2013 ve 2016 yıllarında yapılan Hierapolis Caddesi kazı ve restorasyon çalışmalarında sur kapısından kuzeye doğru toplam 93 metrelik bölümün kazısı tamamlanmıştır. Ayrıca cadde altındaki 70 cm genişliğinde 1,5 metre derinliğindeki kanalizasyon sisteminin cadde ile birlikte kuzeye doğru devam ettiği görülmektedir. Hierapolis Caddesi ile batı bitişiğindeki Agora'nın sınırını üst kısımları kanal şeklinde olan traverten bloklar oluşturur. Söz konusu bloklar aynı zamanda Agora zemin suyunu direne ederek pişmiş toprak kanallar vasıtasıyla Hierapolis Caddesi'nin altındaki kanalizasyona doğru yönlendirir. Doğu batı yönlü Sütunlu Caddesi, kuzey güney yönünde dik kesen Hierapolis Caddesi, Sütunlu Cadde üzerindeki Güney Sur Kapısı birden başlayarak güneye doğru devam eder. 10.80 metre genişliğindeki caddenin Kesme traverten bloklardan oluşturulan taban blokları altında 1,5 metre yüksekliğinde 0,70 metre genişliğinde kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Hierapolis Caddesi'nin sütunlu cadde ile kesiştiği alanda yer alan Nimhaum boyunca cadde düzenlemesi Dorik nizamda olup çeşmenin güney bitimi ile beraber sütun uzunlukları kısalır ve Dorik cephe burada son bulur. Bölgede yer alan Blandus, Hierapolis ve Laodica ana caddelerine benzer özellikler görülür. Agora, Sütunlu Caddenin kuzeyinde ve ana caddenin batısında kent merkezinde yer almaktadır. İç ölçüleri 44.50 x 57.10 metre olan yapı yaklaşık 2.540 metrekarelik bir alana yayılmaktadır. Güneyinde ve kuzeyinde basamaklı platformlar yer alırken, batısında stoa yer alır. Kazı ve restorasyon çalışmaları 2018'de tamamlanan Agora, stoa ile birlikte Milattan sonra 4. yüzyıl sonu, Milattan sonra 5. yüzyıl başında daha önceki evrede Ağustos dönemi aynı alanda yer alan Agora'nın tekrar düzenlenmesiyle inşa edilmiş olmalıdır. Agora'nın kuzey bölümünü 45 metre uzunluğundaki üst üste 7 sıradan oluşan tribün oluşturur. Tribünün arkasında yaklaşık 5 metre genişliğinde büyük bir kısmında oniks cinsi taştan yapılmış opus sektile zemin döşemesi kullanılan portik yer alır. Sütun başlıkları ile birlikte 3.90 ve 4.15 metre yüksekliğe sahip, Portik sütunları atiklon kaide üzerine iki buçuk metre aralıklarla yerleştirilen ve genelde iki tamburdan oluşan beyaz renkli mermerden yapılmıştır. Portik sütunlarından büyük bir kısmı kazı çalışmaları sırasında güneye doğru yıkılmış halde bulunmuştur. Portik'in batı devamında daha sonraki dönemlerde yapılan değişik düzenlemelerle Borlatero'nun Kuzey duvarına dayaslandırılmış L formu oluşturan dikdörtgen planlı iki yapının yerleştirilmesiyle işlik amaçlı kullanılmıştır. Oturma basamakları, güney basamakları gibi doğu-batı yönlü yerleştirilen 7 basamak sırasından oluşmaktadır. Ancak alttan üste doğru 6 ve 7. basamak sıralarının üzerine, geç dönemde yapılmış genişliği 2.75 metre olan duvar örgüsü inşa edilmiştir. Böylece kuzey oturma basamaklarının milattan sonra 4. yüzyıldaki düzenlemesi 7 basamak sırasından oluşurken milattan sonra 5. yüzyılın başlarında basamak sırası 5'e düşürülerek geç dönem düzenlemesi olarak kullanılmaya devam etmiştir. Basamakların ön yüzlerinde olasılıkla yapıldıkları atölyeye ait A, M, F, E gibi harfler kazıma ile işlenmiştir. Mermer bir podyum üzerinde yükselen Ninfium, Sütunlu Cadde ile Hieropolis Caddesi'nin kesişim noktasında inşa edilmiştir. 5.60 çarpı 3 metre ölçülerindeki çeşme Roma döneminde yapılmış olup, Erken Bizans döneminde de çeşitli değişikliklerle kullanılmıştır. Batısında ve kuzeyinde onyx ve beyaz mermerden yapılan dörder adet parapet bloğu bulunur. Sütunlu caddenin doğusundaki su dağıtım merkezinden pişmiş topraktan yapılmış küntlerle çeşmeye kadar taşınan su, çeşmenin doğusundaki dinlendirme havuzuna gelerek buradan yine bir künk yardımıyla ortadaki ana havuza akmaktadır. Çeşmenin daha önceden zaten burada var olan Hierapolis Caddesi üzerine yapıldığı, cadde sütunlarının bir kısmının tıraşlanarak parapet bloklarının oluşturulmasından anlaşılmaktadır. Mevcut buluntular dahilinde çeşme, sonra 2. yüzyıl sonu 3. yüzyıl başına tarihlenebilir. Hierapolis Caddesi, Doğu Porte'nin bitişiğinde yer alan yapı 5.75 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda olup, giriş kapısı karşısındaki doğu duvarı üzerine bir ışıklık yer almaktadır. Kemerli yapının kuzey bitişiğinde, Hierapolis Caddesi'nin ilk yapım evresinde, dükkan ya da depo olarak Roma döneminde inşa edilen mekanın, doğu duvarı üzerinde, Milattan sonra 9. yüzyıla ait çok renkli bir fresk yer almaktadır. Fresk üzerinde iki pano ve panolar içerisinde de beş porte yer almaktadır. Merkezde yer alan ve üzerinde olasılıkla İsa peygamberin cepheden betimlenmesinin yer aldığı çelenk, her iki yanda yer alan uçar pozisyondaki iki melek tarafından taşınmaktadır. Kompozisyonun sağ ve sol üst köşesinde Elinde ucu haç biçimli asa tutan iki aziz en sağda ise mekan içerisindeki bir pencereden dışarıya bakar pozisyonda bir kadın figürü betimlenmiştir. Kompozisyonun tamamı düşünüldüğünde olasılıkla cenazeye veda sahnesi betimlenmiş olmalıdır. 2014 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yapı içerisinde bulunan iki iskelet ve Duvarlarında yer alan freskler nedeniyle Proto Bizans döneminde bir mezar olarak kullanım görmüştür. Yapının kuzey ve güney duvarındaki göçükler, restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla sağlamlaştırılmıştır. Erken Bizans Kilisesi, dört ve doğu bitişiğindeki tabernalar olan dükkan kuzeyine inşa edilen kemerli yapı, doğu batı yönlü uzanmakta olup dikdörtgen bir forma sahiptir. Geç Helenistik, erken Roma döneminde inşa edilen ancak milattan sonra 4. yüzyılda ikinci bir kullanım evresi bulunan kemerli yapının genişliği 10.60 metre, uzunluğu 36.35 metredir. Yapı bir ayakları yapının ortasındaki sütunlara, diğer ayakları kuzey ve güney duvarlara basan iki kemerden oluşan toplam 15 kemer dizisi ve Kemerlerin üzerinde de dikdörtgen formlu travertenden yapılmış çatı bloklarından oluşmaktadır. Yapı elemanlarından 14 adet sütun, 20 kemer ve 88 çatı bloğu günümüze kadar koruna gelmiştir. Yapıda gerçekleştirilen kazılar sonucunda elde edilen arkeolojik verilerden kuzey yarısının metal, kemik ve seramik üretimi yapan atölyeler tarafından Güney yarısının ise kuzey yarısında işlenen ya da üretilen malzemelerin satıldığı ya da depolandığı bir alan olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Taş temel üzerine kerpiç kullanılarak yapılan duvarların üzerinde panolara ayrılarak yapılmış renkli freskler yer almaktadır. Fresklerde papağan, keklik, güvercin, sülün ve leopar gibi hayvanların yanı sıra sakız kabağınlar, kayısı gibi meyveler ve gül, gelincik gibi çiçekler de betimlenmiştir. Agora'nın merkezine yakın bir noktada yer alan Onur Sütunu, 6.12 çarpı 6.12 metre ölçülerinde kare planlı bir yapıdır. Podyumu oluşturan blokların Çay taşı, mermer, traverten ve tuğla parçaları gibi malzemeler ile oluşturulan dolgu üzerine yerleştirildiği görülmektedir. Sütunlu caddenin güney bitişiğinde bir kısmı kazılan ve farklı ölçülere sahip odalardan oluşan sivil mimariye ait olduğu düşünülen mekanlar yer alır. Mekanların kuzey duvarları sütunlu caddenin güney kısmına yaslanmıştır. Girişler ise güneyde yer alan belli aralıktaki kapılarla sağlanmıştır. Mekanların zeminleri pişmiş toprak taban tuğlaları ve traverten gibi çeşitli malzeme ile döşenmiştir. Mekanların erken Bizans döneminde kullanıldığı ancak ilk kullanımının geç Helenistik döneme kadar gittiği yapılan sondaj çalışmalarında erken Bizans dönemine tarihlenen mekan zeminlerinin altında devam eden 1,5 metre yükseklikteki duvar kalıntıları ve bu mimari ile ilişkili içe dönük kenarlı kaseler, gri hamurlu kaplar ve kabartma bezemeli sky postlara ait parçalarla saptanmıştır. Kentin güneyinde doğu batı doğrultusunda uzanan sütunlu cadde 450 metre uzunluğundadır 27 metre uzunluğundaki bölümü dönemsel kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Doğu Batı yönlü sütunlu caddenin toplamda 114 metrelik kısmı kazılarak açığa çıkartılmıştır. Sütunlu caddenin Roma dönemi kullanımında genişliği 10 metre iken olasılıkla milattan sonra 400 civarında caddenin kuzeyine traverten bloklardan kalınlığı ortalama 3 metre görülebilen Yüksekliği yer yer 4,5 metreyi bulan sur duvarı yapılarak cadde genişliği 7 metreye düşürülmüştür. Sütunlu caddenin bir bölümü üzerinde iki adet giriş kapısı bulunmaktadır. Milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda kentteki nüfusun azalması ve kentin daha konsantre bir plana bürünmesinin ardından caddenin güney kısmına yol boyunca 0.16 metre çapında döşenen iki sıra künk dizisi kentteki yaşamın devam ettiğini ancak başta sütunlu cadde olmak üzere bazı yapıların asıl işlevlerini kaybettiğini, bazılarınınsa işlev değiştirdiğini gösterir. Sütunlu caddenin doğu bölümünün güney kısmında sütun aralıkları 1.95 metre ile 2.55 metre arasında değişiklik gösterirken Kuzeyde in sütü olarak koruna gelmiş bölümün sütun aralıkları 1.90 ile 2 metredir. 2012 yılında açılan caddenin batı kısmında ise sütun aralıkları ortalama 2 metredir. Dolayısıyla Flavius'lar dönemi imar faaliyetleri içerisinde yapımı gerçekleşen sütunlu cadde, daha sonraki kullanım evrelerinde biçim değişikliğine uğramıştır. Ana caddenin Nimheum sonraki doğu yarısında Dorik cephe uygulaması bölge kentlerinden Hierapolis, Blandus, Leodika'da takip edilebilir. 30.60 çarpı 10.45 metrelik kısmında kazı çalışmaları gerçekleştirilen mozaik konut, iki mozaik zemini, bir kireç harç zemini, bir tuğla zeminli odadan, bir lartinadan ve bir absesli yapıdan oluşmaktadır. Üç kullanım evresi tespit edilen konutta yapılan çalışmalarda ele geçen arkeolojik veriler dikkate alındığında, yapının ilk yapım evresi geç Helenistik, erken Roma dönemine tarihlenmektedir. Mozaik zemin döşemesine sahip iki mekan, Milattan sonra 4. yüzyılda inşa edilerek Milattan sonra 5. yüzyılda da kullanılan konutun misafir ağırlamak için kullanılan salon kısmıdır. Mozaikli odaların kuzeyinde evin ikinci katına çıkmak için kullanılan merdiven basamakları görülmektedir. Merdivenlerin altında kiler olarak kullanılmış olan küçük bir oda yer alır. Kentin güneyinde Çürük Su Vadisi'nde kurulmuş olan Çağdaşı Leodika'ya 30 kilometre, Herapolis'e ise 20 kilometre uzaklıktadır. Kaynaklarda Tripolis'in ilk adının Apollonia olduğu daha sonra geç Helenistik dönemde Tripolis olarak adlandırıldığı ve ilk kuruluşunun Lidya Devleti zamanında olduğuna ilişkin belgelere rastlanılmaktadır. Müzik